Türk Dünyası Üniversiteleri programında bu hafta Türkiye'nin başkenti Ankara'da Gazi Üniversitesi'ndeyiz. Hoş geldiniz. Ben hemşirelik 3. sınıf öğrencisi Cansu Özbaş. Ben de müzik öğretmenliği öğrencisi Cihan Erdem Sönmez. Arkadaşlar, bugün sizlere üniversitemizi tanıtacağız. Harika bir program sizleri bekliyor. Yemyeşil bir kampüs ve tarihi dokusuyla sizleri büyüleyen fakülteler. İstersen burada değil de üniversitemizi gezerken anlatmaya devam edelim. Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra öğretmen yetiştirmek amacıyla Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü olarak kurulmuştur. Türkiye'nin ilk öğretmen okulunda bulunmaktayız. 1982 yılında Gazi Üniversitesi adını alarak bugünkü isimle kavuşmuştur. Değerli gençler, ben Profesör Doktor Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü. Şu anda Gazi Üniversitesi'nin tarihi binasının önünde duruyoruz. Gazi Üniversitesi 1926 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak kurulmuştur. 1929 yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olmuş. Zaman içerisinde Gazi Terbiye Enstitüsü, Gazi Eğitim Enstitüsü, 1982 yılında da Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu kurulduğunda da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Üniversitemizde şu anda 43 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 1600 civarında yabancı öğrencilerdir. Yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğunu ise Türk dünyasından gelen kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Gazi Üniversitesi kurulduğu tarihten itibaren Türk dünyasının meselelerine önem veren bir üniversite haline gelmiştir. Hemen bahçemizde şu anda bulunduğumuz mekanda sol tarafımızda Azerbaycan ağacı yer almaktadır. Karşımızda duran ağaç Kazakistan ağacıdır. Aynı şekilde bu bahçede Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'la ilgili ağaçlarımız bulunmaktadır. Üniversitemizde 12 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler diş hekimliği, eczacılık, fen, eğitim, mimarlık, hemşirelik, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, teknoloji, tıp ve uygulamalı bilimler fakülteleridir. Bilişim, eğitim, fen bilimleri, kazaları araştırma ve önleme, sağlık bilimleri enstitüsü olarak da 5 enstitü bulunmaktadır. 1 yabancı diller yüksekokulu, 3 de meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Hemen ana kapının girişinde benim de öğrencisi olduğum müzik eğitimi anabilim dalı binasını görmektesiniz. Konser salonumuz, hocalarımızın odaları ve çalışma odalarımız bu binada bulunmakta. Üniversiteye girdiğiniz andan itibaren prova odaları ve konser salonundan gelen müzik sesleri sizleri karşılamakta. Yıldır hayalim de benim Gazi Müzik'te okumak. Şu anda çalışmakta olduğum ve öğrencisi olmaktan onur duyduğum Mehmet Efe öğretmenimle çalışmakta aslında. Bir de ekstradan üniversitemiz, yani bizim bölümümüz aslında çok önceden kuruldu. 1924'te ilk kurulan müzik eğitimi anabilim dalı diyebiliriz. Hem çok köklü, o süreçten bu zamana kadar devam etmiş ve içerisinde çok önemli öğretmenleri barındırmış bir okul. Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Edward Zuckmayer gibi önemli isimler yer almış. Onların öğrencilerinin öğrencileri olmaktan ekstra mutluluk duyuyoruz. Türk dünyasını yetiştirdiği en önemli mimarlardan olan Mimar Kemalettin'in tasarladığı Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binasının önündeyiz. Mimar Kemalettin'in son eseri olan bu binada rektörlük binası, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Resim Heykel Müzesi ve Mimar Kemalettin'in ismini taşıyan bir konser salonu mevcut. İşte burası, buraya gelen herkesin mutlaka bir fotoğraf çekindiği bir nokta. Çünkü böyle eşsiz tarihi bir binanın önünde mutlaka bir yanınızın olmasını istersiniz. Eğer siz de Gazi Üniversitesi'ni tercih ederseniz bu tarihi yapının önünde 4 mevsim fotoğraf çekilebilirsiniz. Teknoloji Fakültesi'nin önündeyiz.
1937 yılında teknik öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Teknik Eğitim Fakültesi, 2009 yılında Teknoloji Fakültesi adını almış ve mühendis adayları yetiştirmeye başlamıştır. Fakültemizde 219 akademisyen hocamızın 98'i profesör doktordur. Teknoloji Fakültesi'nde 9 bölüm bulunmaktadır. Ağaç işleri endüstri, bilgisayar, elektrik elektronik, endüstriyel tasarım, enerji sistemleri, imalat, metalürji ve malzeme, inşaat ve otomotiv mühendisliği bölümleridir. Fakültemizin özelliklerinden biri, diğer üniversitelerde imkan bulamayacağınız laboratuvarlar ve uygulama atölyeleri mevcuttur. Fakültesi Gazi Üniversitesi'nin en büyük ve en önemli fakültelerinden bir tanesidir. 300'e yakını profesör doktor olmak üzere 917 akademisyen hocamız bulunmaktadır. Gelin fakültemizi intern doktor Buse arkadaşımızla gezelim. Merhaba, ben intern doktor Buse Günday, dönem 6 öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, ilk 3 yıl teorik eğitimlerimizi bu amfilerde görüyoruz. Daha sonra 4-5-6. Sınıflarda uygulamalı eğitimler için hastaneye geçiyoruz. Ayrıca bu binada bulunan laboratuvarlarda da uygulamalı eğitim almaya devam ediyoruz. Şu an yanımda beyin sinir cerrahisinde asistan doktor Mehmet Karaaslan var. Bizi üniteyle ilgili bilgilendirecek. Hoş geldiniz, merhaba öncelikle. Evet. Şu anda beyin ve sinir cerrahisi bölümünün polikliniğindeyiz. Aynı zamanda aynı bina içerisinde bir gamma knife ünitesinde önündeyiz. Buranın önemi kamu kaynaklarıyla tamamen tedavilerin yapıldığı Türkiye'deki sayılı merkezlerden bir tanesiyiz. Öğrenci arkadaşlarımız özellikle eğitimlerin ikinci yılından itibaren bu tedavileri bizimle beraber katılabiliyorlar. Burası Gamma Knife ünitemizin içerisi. Hastaları burada tedavi ediyoruz. Gamma Knife cihazıyla bizim hedefimiz beyin tümörlerine yönelik ameliyatsız bir tedavi seçeneği sunmak hastalarımız için. Bu tümörleri kontrol altına almak. Tabii Türkiye'de sayılı merkezde olan bir sistem Gamma Knife cihazı. Bu iyi huylu tümörlerde başarı şansı %90-95 arasında değişiyor. Kötü huylarda 80 civarında bir başarı oranımız var. Evet arkadaşlar, ben kendim de cerrahi branş tercih etmeyi düşündüğüm için ameliyathaneler hastanede benim en sevdiğim ortamlar. Çünkü hem burada uygulamalı olarak bir şeyler öğreniyoruz, hem vakalara eşlik ediyoruz, hem de hocalarımızı gözlemliyoruz. Arkadaşlar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldiğinizde hem akademik kadro hem de hastanemizin bize sağladığı imkanlar sayesinde gerçekten güzel bir eğitim alacaksınız. Özellikle alanında çok başarılı hocalarımızla birlikte çalışmak, asistan abi ablalarımızla beraber uygulamalı olarak eğitim almak bize gerçekten çok fayda sağladı. 6 yıl bu fakültede okuyacaksınız. Hastanenin merkezi olması da çok önemli. Hem etkinliklere, hem eğlencelere, hem sosyal anlamda da birçok yere kolayca ulaşabileceğiniz bir mesafede bulunmakta. Burada çok önemli bilim insanlarıyla birlikte eğitim almak, onlardan ders görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Şimdi Gazi Üniversitesi'nin en önemli ve en tarihi fakültelerinden birinin önündeyiz. Gazi Eğitim Fakültesi'ndeyiz. Fakültemiz, ülkemizde birçok öğretmenin mezun olduğu fakültedir. Çünkü kurulan ilk eğitim fakültesidir. Gazi Eğitim Fakültesi'nde 465 akademisyen hocamızın 223'ü profesör doktor unvanına sahiptir. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bilgisayar ve eğitim teknolojileri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, müzik, resim, biyoloji, fen bilgisi, fizik, kimya, matematik, özel eğitim, okul öncesi, sınıf, coğrafya, felsefe grubu, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce öğretmenlik bölümleri bulunmaktadır.
benim fakültemdesiniz, laboratuvardayız. Hoş geldiniz gençler. Dünya standartlarında bir eğitim fakültesindesiniz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk eğitim fakültesi burası. Fakültemizde hem lisans hem lisansüstü düzeyde öğrencilerimize en modern eğitim öğretim yaklaşımlarıyla tanıştırıyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitimleri harmanlayarak bilimsel süreç becerileri ve araştırma becerilerini geliştiriyoruz. Böylece alanında yetkin birer öğretmen olarak göreve hazır hale getiriyoruz. Gazi Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Alanında yetkin hocalarımla burada ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya ortak olma imkanına sahip oluyorum. Gazi Eğitim Fakültesi'nde çok sayıda uygulama, test ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Burada 4 yıl boyunca alacağınız eğitimler sonucunda siz de birer öğretmen olabilirsiniz. Üniversitemizde bulunan en renkli ve beni en mutlu hissettiren Resim İş Ana Bilim Dalı binasının önündeyiz. Merhaba. Ben Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meliha Yılmaz. Bölümümüz Türkiye'nin dört bir yanına kurulduğu günden bugüne kadar çok değerli sanatçıları, sanat eğitimcilerini, pek çok sanat eğitimi kurumunun akademik kadrolarını yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Çağdaş sanatın tanıtılmasında ve benimsetilmesinde öncü bir rol üstlenmiş, ülkemizin dört bir yanına sanatın ışığını yaymıştır. Hepinizin bildiği üzere Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye'nin eğitim denildiğinde akla gelen ilk kurumudur. Burada öğrenci olmaktan bizler gerçekten çok gururlu ve mutluyuz. Ben Bahadır Çakın. Bizim bölümümüzde diğer resim iş bölümlerinden farklı olarak ana sanat eğitimi 5 saat yerine 8 saat görülmekte. Bu resim yapılmadan önce boş bir tuvalden, beyaz bir sayfadan ibaretti. Ben de bu üniversiteye gelmeden önce tıpkı o beyaz tuval gibi beyaz bir sayfaydım ve zamanda bu üniversitede kendime kattıklarımla belirli bir resim, belirli bir kompozisyon inşa etmiş oldum. Selamlar, ben Vildan Candan. Gazi Üniversitesi Resim İş Eğitimi son sınıf öğrencisiyim. Ben Ankara'da yaşıyorum ve üniversitemin merkezi bir yerde olması benim için büyük avantaj. Resim benim vazgeçilmezim ve istediğim şekilde, istediğim zaman atölyemde çalışabiliyor olmak bana üretimim ve eğitimim açısından büyük katkı sağlıyor. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim ve Araştırma Merkezi yani TÖMER'deyiz. Bence TÖMER'i kardeş ülkelerden gelen arkadaşlarımızdan dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, Gazi Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Şolpan. Ben ise Caner Bey. Bugünkü Gazi Üniversitesi TÖMER mezuniyetine hoş geldiniz. Haydi o zaman hep birlikte bakalım. Arkadaşlar, şimdi üniversitemizin ana kampüsündeyiz. Türkiye Devlet Üniversitesi arkadaşlarımız sizlere tanıtacağız. Celalettin, kendinden ve üniversiteden biraz bahsedebilir misin? Tabii. Özbekistanlıyım ve 9 ay oldu buraya geldiğimde. İşte hocalarla tanışırken çok güzel oluyor. Mesela ilk geldiğimiz dersleri tamamen şimdi de hatırlıyorum. Burada yemekhaneye gittik birlikte, kütüphanelere gittik, yararlandık. Vladimir Bey, bunu merak ediyorum ki, üniversiteyi nasıl buldun, sana neler kattı? Aslında ülkemdeyken özel bir burs programı buldum. Türkiye bursları. Türkiye'ye geldim ve YTB tarafından beni Gazi Üniversitesi'ye yönlendirildi.
Peki nasıl buldun Gazi Üniversitesi'ni? Hani nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Hocalar hep güler yüzlü, yardımsever. Bir sıkıntım olursa hemen halledebiliriz. Zedra, sen ne düşünüyorsun? Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok ülkelerden yabancı öğrencilerimle buluştum, tanıştım. Onlarla beraber bir yurtta yaşıyoruz. Türkiye'ye geldin, seni şaşırtan şey ne oldu? Çok ilginç. Buraya gelmeden önce ben iki farklı devletinin burs kazandım. Ama ben Türkiye'yi seçtim. Güzel. Gazi'de şimdi okuyorum. Çok mutluyum gerçekten. Sana ilginç gelen bir şeyler var mı burada? Yani birçok çok şaşırdı. Yani sokaklarda çok köpekler ve kediler var. Evet. Yani Uzbekistan'da öyle değil durum. Bundan çok şaşırdım ve insanlarla onlar çok iyi davranıyorlar. Yani onlar yemek veriyorlar, su veriyorlar. Yani çok iyi geldi bu. Han arkadaşım, seninle tanışmıştık ve sen buraya gelmekten önce senin düşüncelerin nasıldı? Buraya geldikten sonra onlarla denk geldin mi ve nasıl buldun Türkiye'yi genel olarak? Evet, çok güzel Türkiye. Ben beklemedim bunun gibi samimi, sıcak olacaklığını. İnsanların, ben hocalardan bahsetmek istiyorum. Hoca değil, arkadaş gibi davranıyorlar. Ve yardımsever. Bu şeyi sevdim ben. Üniversitemizde 1000'in üzerinde profesör doktor olmak üzere 3500 civarında da akademisyen hocamız bulunmaktadır. Bu istatistikler bile üniversitemizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Eczacılık Fakültesi 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak başlamıştır. Sonrasında 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz ana kampüsün hemen yanında bulunmakta ve eğitimi 5 yıl süreli olmaktadır. İsterseniz fakültenin öğrencilerinden Sevim Nur'un anlatımıyla devam edelim. Merhaba arkadaşlar, ben Sevim Nur Bozkurt. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle fakültemizi gezeceğiz. Hadi başlayalım. Burası bizim fakültemizin konferans salonu. Burada seminerlere, konferanslara ve diğer sosyal aktivitelere katılım sağlayabiliyoruz. Burası fakültemizin müze eczanesi. Fakültemizde böyle bir eczanenin bulunması bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Geçmiş olsun, nasıl yardımcı olabilirim? Burası bizim kimya laboratuvarımız. Laboratuvara gireceğimiz için önlüklerimizi giyiyoruz. Burası bizim kimya laboratuvarımız. İlaç aday moleküllerinin sentezinin ve saflaştırılmasının işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizde kapalı yüzme havuzumuz, çim futbol sahamız, tenis kortlarımız, voleybol, basketbol ve handbol sahalarımız bulunmaktadır. Arkadaşlar, ülkemizi uluslararası birçok müsabakada temsil eden milli sporcularımızın yoğunlukta olarak eğitim aldığı Spor Bilimleri Fakültesindeyiz. Bu fakültede karşılaşacağınız herhangi bir öğrencinin dünyanın birçok yerinde madalyalar kazanan ünlü bir sporcu olma ihtimali çok yüksek. Hadi gelin fakültemizi biraz da hocalarımız ve arkadaşlarımızdan dinleyelim. Merhabalar, ben Gülsen Akaraköylü. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim.
tekvando branşında 4 dünya ikinciliği, 6 Avrupa şampiyonluğu olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluklarım var. Milli sporcu olarak Gazi Üniversitesi'ni tercih ettim. Gazi Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri, yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve sportif olarak da her yönden bizi desteklemesi. Akademik kadrosunun çok iyi olması. Bu bölümde birçok üniversiteye ders vermiş, onları aydınlatmış hocalarımızı bizzat kendi derslerinden onları dinlemek ve kitaplarını okumak bize oldukça donanımlı bir şekilde öğretmen adayı olarak mezun edeceğini düşünüyorum. Merhabalar, ben Kemal Ardakurt. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Eski milli eskrim sporcusuyum. Ayrıcalığını her an yaşadığım ve hissettiğim bir gaziliyim aslında. Spor Bilimleri Fakültesi ülkemize çok önemli katkılarda bulunmuş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış, sayısız bilim insanları, spor insanları ve milli sporcuları eğitmiş, beden eğitimi ve spor eğitimi tarihinde önemli katkılar sunmuş köklü bir kurum. Beden eğitimi spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümü olmak üzere 4 akademik birimiyle birlikte yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle Türk sporuna, eğitimine, geleceğine katkı sağlayacak eğitimciler, antrenörler, spor yöneticileri, spor ve bilim insanları yetiştirmeye devam etmekte ve ülkemize sayısız katkılar sağlamaktadır. Merhaba, ben Buse Yavuz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Branşım tekvando, 4 tane Avrupa şampiyonluğum, 1 dünya ikinciliğim mevcut. Gazi Üniversitesi'nin bana sağladığı imkanlar, dünya standartlarındaki tesislerin olması, hocalarımın her zaman yanında olması ve istediğim zaman antrenman yapabiliyor olabilmem. Eğitim Fakültesi'nin hemen arkasında bu köprünün altından geçerek Fen Fakültesi'ne geliyoruz. Fakültemizde biyoloji, kimya, matematik, istatistik ve fizik bölümleri bulunmakta. Fakültemizde 238 akademisyen hocamızın 128'i profesör doktor unvanına sahiptir. Eğitim süresi 4 yıldır ve dili Türkçedir. Eğitim kalitesini daha ileri taşımak için fakültemizin bölümlerinde öğrenci değişim programları ve çift dal yan dal çalışmaları sürdürülmektedir. Fakültemizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ayrıca araştırma laboratuvarları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve spor tesisleri de bulunmaktadır. Fakültemiz uluslararası alanlarda da tanınmaktadır. Erasmus ve Mevlana gibi değişim programları ile yurt dışında da eğitim ve staj imkanları sağlamaktadır. Arkadaşlar, Merkez Kütüphane'nin önündeyiz. Üniversitemizde her zaman yararlanabileceğiniz Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri bulunmaktadır. Ayrıca sıkıldığınızda yerli ve yabancı filmler başta olmak üzere belgesel filmler de izleyebilirsiniz. Üniversitemizde her zaman yararlanabileceğiniz Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri bulunmaktadır. Sesli çalışma odaları, konferans salonu, süreli yayınlar alanı, okuma odaları, dijital kütüphane bulunmaktadır. Merkez Kütüphane Üniversitemiz öğrencileri ile
akademik ve idari personeline üye olmak koşuluyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Gazi Üniversitemizde öğrencilerin yararlanabileceği çok sayıda öğrenci topluluğu mevcut. Bu topluluklar hakkında bilgi almak ister misiniz? Merhaba arkadaşlar. Ben Ergün Önder. Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Şube Müdürü. Üniversitemizde yaklaşık 174 adet öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Bunlar kültür, sanat, bilim, araştırma, spor alanları olmak üzere. Akademik eğitimin yanı sıra kültürel anlamda sosyal topluluklarımızla kendinizi geliştirebilirsiniz. Merhabalar, ben Gazi Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Yasin Yurdakul. Bisiklet topluluğumuz 2005 yılında şehir bölge planlama öğrencileri tarafından bisikletin şehir içi ulaşımına adaptasyonu ve bunu bisiklet kullanımının arttırılması açısından kurulmuştur. Bisiklet topluluğumuz son zamanlarda öğrencilerimizin bisiklet sporunu öğrenmesi açısından bisiklet takımı kurmuş olup bisiklet takımımız son 5 yıl içerisinde pek çok kupalar ve madalyalar kazanmıştır. Ve bunun dolayısıyla bir üniversiteler arası bisiklet yarışı düzenlemekteyiz ve bunu her sene olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Siz de Gazi Üniversitesi'ni tercih ederseniz bisiklet topluluğumuza bir göz atabilirsiniz. İzci grubu olarak amacımız izciliği Atatürk İlke Bin Klapları doğrultusunda izci ant ve türesine bağlı kalarak gençlere anlatmak, sevdirmek, yurt içi ve yurt dışında pratik ve teorik etkinlikler düzenlemektir. İzcilikle beraber kendilerini ve doğayı keşfetme fırsatı bulurken izci daima hazırdır parolasıyla birlikte her durum altında kendine yetebilen, özgüven sahibi ve ekip çalışmasına yatkın bireyler haline gelmektedirler. İzci daima hazırdır. Merhabalar, ben Gazi Üniversitesi Dream Stock Hayal Topluluğu Başkanı Burak Akdemir. Merhaba, ben Aslı Nihan Öğüt. 3 yıldır bu topluluğun etkinliklerine aktif olarak katılıyorum ve benim hayallerime ulaşmam konusunda gerçekten çok fazla motivasyonumu sağlayan etkinlikler oldu bu topluluğun şimdiye kadar. Biz Gazi Üniversitesi Dream Stock topluluğu olarak insanları hayal kurmaya teşvik etmek ve insanları kalıplaşmış olguların içinden çıkarmak için uğraşıyoruz aslında. Değişim hayal etmekle başlar. Caner Bey, Osman Bey yanında mı? Evet, yanımda. O zaman sor soruyu artık. Osman'cığım, tiyatro kulübü hakkında biraz bilgi verir misin? Tabii ki. Kulübümüz 1982 yılından itibaren usta-çırak ilişkisi şeklinde birbirimizi öğrenerek, beraber keşfederek yola çıktığımız bir süreçte devam ediyor. Biz... Gazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olarak 1982 yılından itibaren usta-çırak ilişkisi şeklinde birbirimize bir şeyler aktarıyoruz, birbirimizden öğreniyoruz. Ben benden önceki üyelerden birçok şey öğrendim. Ben de benden sonrakilere anlatmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlarımızla gerçekten üniversite hayatında, kampüs içerisinde dolu dolu bir sosyal yaşantı gerçekleştiriyoruz. Çünkü aslında üniversite dediğimiz şey sadece akademik bilgi aldığımız değil, genel olarak sosyal yaşantımıza kendimize kattığımız bir yer olarak düşünüyorum ben. Üniversitemiz eğitimden bilime, sanattan siyasete, birçok alanda yetiştirdiği önemli isimlerle insanlık tarihine katkılar sağlamıştır. Bu misyonla eğitim kalitesini daha da arttırarak devam etmektedir. Ülkemizde kurulacak diğer üniversitelere hocalar yetiştirerek, hocaların da hocalarının yetiştiği üniversite olarak da anılmaktadır.